Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet kümeler konu anlatımına devam ediyoruz. Ne dedik problemleri çözeceğiz ve kartezyen çarpımı da işleyeceğiz. Kümeler konu anlatımını bitireceğiz arkadaşlar. Şimdi bakalım küme problemleri nelermiş nasıl çözülüyormuş küme problemleri, kartezyen çarpım problemlerle başlıyorum. İngilizce ve Almanca bilenlerin bulunduğu 42 kişilik bir turist kafilesinde. Evet, bana demiş ki İngilizce ve Almanca bilenlerin bulunduğu demiş arkadaşlar. Yani ben sadece şunu yaptığım zaman bana yetiyor. İngilizce ve Almanca arkadaşlar. Yani bir evrensel çizmeme gerek yok. 28 kişi İngilizce biliyormuş. 22 kişi de Almanca bilmektedir. Bu kafilede hem İngilizce hem de Almanca bilen kişi sayısını bulalım. Şimdi buraya x diyeceğim. Ben buranın e, tamamının işte İngilizce neydi? 28. Şuranın tamamının da ne olduğunu biliyorum. 22. E bunu nereden çözeceğim ben? A birleşim B. Eşittir. S A artı S eksi S A kesişim. B arkadaşlar. Şimdi A birleşim B'yi ne biliyorum? 42 olduğunu biliyorum. 28 artı 22 eksi x diyorum. Toplarsanız burası bakın ne gelecek? 50 mi gelecek? 50 eksi x eşittir 42. x nedir arkadaşlar? 8. Yani bakın buradaki 8 tane elemanı ben hem A'da hem B'de olduğu için iki kere saymışım. Onu buradan çıkartıyorum. Demek bu formülle buluyoruz arkadaşlar. Geldik ikinci soruya. Bir sınıfta futbol veya basketbol oyunlarından en az birini oynayan, en az birini oynanıyor. 32 öğrenci vardır. Yani bir ekstra evrensel küme çizmenize gerek yoktur diyor. Futbol oynayanların sayısı basketbol oynayanların sayısının iki katıymış. Futbol oynayanların sayısı es futbol basketbol oynayanların sayısının basketbolun iki katıymış. Her iki oyunu oynayanların sayısının ise 6 katıdır. Her iki oyunu oynayanların. Yani futbol. E, S, F kesişim. B'nin 6 katıymış arkadaşlar. Hmm. Buna göre sınıfta basketbol oynayanların sayısını bulalım. Şimdi e, nasıl yapsak? Formülden gidelim mi yine? Gidelim. S, A birleşim. B yazacaktım ki A birleşim B yazmayacağız. F ve B bizim artık kümelerimiz. Futbol basketbol eşittir sf artı sb eksi sf kesişim b'dir. Şimdi sen buna x dersen eğer sen buraya x dersen futbol ne olacak arkadaşlar? Bakın burası 6x olacak. Gelin bir renk değiştirelim. Şurası nedir? 6x olacak. E burası 6x'e siz e, hangi sayı 2 ile çarpıp 6x bulabilirsiniz? O zaman basketbol ne olur? 3x. Burası 3x. Burası 6x artı burasının da ben 32 olduğunu biliyorum. Şimdi 32 eşittir. 3, 6 daha 9. 1 çıkartırsanız nedir? 8x. x buradan ne gelecek arkadaşlar? 4. Benden ne istiyor? Sınıfta basketbol oynayanların sayısını. Basketbol neydi? 3 xte ee, Sb eşittir. 3x. 3 kere 4'ten de bu ne gelir arkadaşlar? Cevabımız 12. Üçüncü soru 42 kişilik bir turist kafilesinde yalnız İngilizce bilenlerin sayısı yalnız Fransızca bilenlerin sayısının iki katıdır diyor. Bakın burada artık A fark B olayı geliyor. İngilizce Fransızca sonra İngilizce bilenlerin yalnız İngilizce bilenlerin sayısı yalnız Fransızca bilenlerin sayısının iki katıdır. İngilizce ve Fransızca bilenlerin sayısı 6'dır. İngilizce veya Fransızca bilmeyenlerin sayısı bakın artık evrenselimiz var. O da burada toplam kaç arkadaşlar? 42. 2x X daha 3x 6 18 daha 24 neye eşitmiş? 42'ye eşit. 3x eşittir 24'ü çıkartırsanız 12'den 4 çıktı 8 18 kaldı. x'i ne buldum? 6. İngilizce bilen kaç turist olduğu diyor. Şimdi İngilizce nedir? 2x artı 6'dır. 2 çarpı 6 artı 6'dan 6 kere 2 12 artı 6. Cevabımız ne gelecek arkadaşlar? 18. Çözümlerim size hızlı geliyorsa lütfen ya yavaşlatın ya dinleyin, durdurun, çözümlere bakın, yazın, anlamaya çalışın, sonra bakın arkadaşlar. Çünkü bazen çok hızlı yapıyorum yapacak bir şey yok. Bir sporcu grubunda handbol veya voleyboldan yalnız birini oynayan 10. Şimdi yalnız birini oynayan en az birini oynayan 12. En çok birini oynayan 28 kişi vardır diyor. Şimdi gruptaki toplam sporcu sayısını bulunuz. Ben şöyle bir bunu yine evrenselli falan filan yapayım. Renk değiştireyim kırmızı. Burası handbol olsun. Burası voleybol olsun. Burası A olsun, B olsun, C olsun, D olsun. Şimdi Yalnız birini oynayan 10 diyor. Yalnız mesela handball oynayan kaç kişi var? A. Yalnız voleybol oynayan C kişi var. Burası 10 çıktı. En az birini oynayan diyor. Yani en az bir tane oynayacaksın. A artı C. Bunlar birer tane oynayanlar. E en az biri demek iki tane de oynayabilirsin demek. Bu da nedir? 12 en çok birini oynayacaksın. Yani diyor ki ya hiç oynamayacaksın ya da bir tane oynasan da olur hadi diyor. Bu da 28. Gruptaki toplam öğrenci sayısının ne ile bulacağım? A artı B artı C artı D ile bulacağım. Şimdi renk değiştiriyoruz. Bize yeşili var. Evet. Şimdi A artı C 10'sa bakın A artı C 10'sa B'ye kaç kalacak haliyle? 2. Ee, A artı C artı aha, heh, A, artı C'nin ben burada 10 olduğunu biliyorum. O zaman D'ye ne kalacak burada? 18 kalacak ki toplamı 28 olsun. Şimdi A artı C'yi kaç bulmuştuk? A artı C'yi 10 bulmuştuk. B'yi ne bulduk? 2. D'yi ne bulduk? 18. 18 2 daha burası 20. 10 da daha koyarsak cevabımız ne gelir arkadaşlar? 30. Gözlüklü ve gözlüksüz öğrencilerin bulunduğu bir sınıfla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmektedir. Şimdi hem gözlüklü hem gözlüksüz, hem kız hem erkekler var. Bu da nedir arkadaşlar? Tablo yöntemiyle yapılır. Tablo yöntemi. Erkek yazacaksın, kız yazacaksın. Sonra gözlüklü yapacaksın ya da gözlüksüz yapacaksın. Şimdi verilen bilgilere göre de artık yerleştiriyorum. Gözlüklü kız öğrenci sayısı gözlüklü kız öğrenci sayısı gözlüksüz erkek öğrencilerin sayısının iki katıdır. Gözlüklü erkek öğrenci sayısı gözlüklü erkek öğrenci sayısı gözlüksüz erkek öğrenci sayısından 3 eksikmiş. Burası x eksi 3 oldu. Bundan 3 eksik. Gözlüksüz kız öğrenci sayısı burası gözlüklü kız öğrencilerin sayısının yarısından 3 fazla. Yarısı ne? x. 3 fazla x artı 3. Gözlüksüz veya erkek öğrenci sayısı 21'miş. Gözlüksüz veya erkek öğrenci de neresi yapacak arkadaşlar? Bakın gözlüksüz veya erkek öğrenci de burası. Şimdi topluyoruz. Burası ne çıktı? 3x eksi 3 artı 3 birbirini götürdü. Ne geldi? 21. X ne geldi? 7 sınıf mevcudunu bulunuz diyor. E sınıf mevcudu da şimdi bunların hepsinin toplamı 21'di. Artı 2x var. 2 çarpı 7'den 14 gelecek. 21 artı 14'ten cevabımız ne gelir arkadaşlar da? Sınıf mevcudu 35. İsteyen bu 7'yi burada yerine yazıp hepsini de tek tek deneyebilir. Ama gerek yok. Dediğim gibi buranın toplamını zaten bana 21 vermiş. Artı üstüne 2x eklerseniz sınıf mevcudunu bulursunuz. Toplamda da 35 kişi. Altıncı sorumuz 45 kişilik bir sanatçı grubunda gitar çalabilen herkes aynı zamanda bağlama da çalabilmektedir. Bak gitar çalan herkes aynı zamanda bağlama da çalabiliyormuş. Ben bunu biraz küçük yaptım. Şöyle yapalım. Gitar çalabilen herkes aynı zamanda bağlama da çalabiliyormuş. O küçük yapmamışım aslında. Burası gitar burası bağlama. Bağlama çalabilen sanatçı sayısı gitar çalabilen sanatçı sayısının 5 katıdır. Şimdi ben buraya gitar çalabilenleri x dersem tamamı 5x olacak ama x burada olduğuna göre 4x de dışarıda kalacak arkadaşlar. Bağlama çalamayanların sayısı 5 ise diyor. Şimdi ben bağlama çalamayanlar, e, burası ne? Sadece bağlama çalanlar. Şöyle yaparsak bağlama da çalamayan arkadaş burada 5 tane olduğuna göre bu iki müzik aletinden yalnız birini çalabilen kaç tane sanatçı? olduğunu bulunuz ki o da 4x arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorum? 45 kişilik bir sanatçı grubu olduğuna göre 4x x daha 5x artı 5 45 olacak. 5x burada 40 oldu. x buradan 8 geldi. Ne demiştik? Aletinden yalnız birini çalabilen 4x'ti. 4 çarpı 8'den cevabımız ne geldi arkadaşlar? 32. Evet, küme problemleri bitti. Yani daha bir sürü tarz olabilir, daha bir sürü arkadaşlar soru olabilir. Ben e, hemen hemen bulabildiklerimi e, ya da yeterli gördüklerimi size yazdım yani bir video için arkadaşlar. Bu kadar soru yeterli. Bundan sonrası artık sizin ne kadar çok soru çözmek istediğinize kalmış olarak kendinizi geliştirebilirsiniz. Şimdi neredeyiz? İki kümenin kartezyen çarpımı. Şimdi buradan önce neyi anlatacağız? Sıralı ikili. Boş olmayan A ve B kümeleri var arkadaşlar. A kümesinden bir A elemanı alıyorum. B kümesinden de bir B elemanı alıyorum. Bunları arkadaşlar şu biçimle yazdığım zaman ben buna ne diyorum? Bir sıralı ikili ya da kısaca ikili olarak da söylüyoruz ama sıralı ikili deriz genelde. Evet, AB ikilisine, AB sıralı ikilisine. A elemanına birinci bileşen diyorum. B'ye de ikinci bileşen diyorum. A virgül B ve yani AB sıralı ikilisi ve CD sıralı ikililerini birbirine eşitse de ne yapıyorum? Birinci birinci eşit, ikinci ikinci eşit şeklinde gösteriyorum arkadaşlar. Bakın iki tane küme var boş olmayan. Buradan bir eleman aldım. Buradan bir eleman aldım. A, B sıralı ikilisi birinci, ikinci bileşen. Şimdi Aşağıdaki sıralı ikililer eşit olduğuna göre x ve y değerlerini bulalım. Şimdi buradaki 2x virgüle kadar olan kime 8 eşit. 2x eşittir 8 olduğuna göre x eşittir 4. Sonra burası y eksi 2 eşittir x eksi 2 y. E eksi 2 y buraya gelsin 3 y olsun 3 y eksi 2 x neydi 4'tü 3 y ne gelecek 6 y nedir 2. Sonra daha uzun bir çizgi çektik geldik buraya. 2x artı 3 virgüle kadar virgüle kadara eşit. x eksi 2. x buraya gitti. 2x eksi x'ten x oldu. Artı 3 buraya gitti. eksi 2 eksi 3'den x'ine geldi eksi 5. Şimdi şu tarafı yapıyorum. y eksi 4 eşittir 3y oldu. Bu y bu tarafa giderse ne olur? 2y olur. Eksi 4, y buradan ne gelir arkadaşlar? Eksi 2 olur. Şöyle bu tarafın A şıkkının x'i 4, y'si 2. B şıkkının da x'i eksi 5, y'si eksi 2'dir. Şimdi iki kümenin kartezyen çarpımı. Sıralı ikiliyi öğrendikten sonra artık yavaş yavaş kartezyen çarpımına geliyorum. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Yine elimde iki tane boş olmayan küme var. A kümesi ve B kümesi. A kümesinden birinci bileşenleri alıyorum. B kümesinden ikinci bileşenleri alıyorum ve bu aldığım elemanlarla sıralı ikililerle bir küme oluşturuyorum. Tamam mı? Bu oluşturduğum kümeye de ben A kartezyen B e, A ile B kümelerinin kartezyen çarpımı denir arkadaşlar ve arasında bildiğiniz çarpı işaretiyle gösterilir. E, teorik olarak matematiksel cümle olarak da gösterimi bu şekildedir. Boş olmayan herhangi A ve B kümeleri için eleman sayısını bulurken A kartezyen B'nin ve bu aynı zamanda eleman sayısını bulurken, bakın sadece sadece eleman sayısını bulurken eşit oluyor. A kartezyen B ve B kartezyen A'nın eleman sayıları eleman sayısını bulurken eşit olur ve A çarpı B, A'nın eleman sayısıyla B'nin eleman sayısını çarparak bulurum arkadaşlar. Ama normalde yani küme olarak bahsettiğim zaman A kartezyen B, B kartezyen A'ya asla eşit değildir. Sadece Eleman sayıları birbirine eşittir. Çok önemli bunu unutmuyorsunuz. Yani bir değişme işlemi yok arkadaşlar orada. Şimdi bakın yazıp gösterelim. A kümesi var, B kümesi var. Şimdi A kartezyen B'yi yazacağım ben şimdi size. Birinciyi A'dan al, ikinciyi B'den al. A'ya 2 yazdım. Sonra B'ye 1, B'ye 2. B bitti artık C'ye geçeceğim. C'ye 1, C'ye 2. Bakın bu kimdir? Bu A Kartezyen B. Şimdi B Kartezyen A yazıyorum. B Kartezyen A. Bir renk değiştirelim. Yeşil yapalım. Şimdi 1. bu sefer B'den alacağım. 1'e A, 1'e B, 1'e C. Sonra 2'ye A, 2'ye B ve 2'ye C arkadaşlar. Şöyle kapat. Tamam yani ben burada A kartezyen B'de 3 ile 2'yi çarptım 6 çıktı. B'de de 2 ile 3'ü çarptım. Yani çarpma işleminde değişme özelliği olduğu için eleman sayıları birbirine eşit çıkıyor. Ama asla ve asla A kartezyen B, B kartezyen A'ya eşit değildir. Şimdi bu küme verilmiş buna göre A ve B kümelerini bulalım. Kartezyen verildi elemanlara gidiyorum. Şimdi A kümesi arkadaşlar nedir? Birinci bileşendir. P'yi yazdım, R'yi yazdım. S'yi yazdım. B kümesi nedir arkadaşlar? Bu sefer ikincilere bakıyorum. Burada hmm, parantez yok. 1, 2 ve 3 arkadaşlar. Bu kadar. Bakın 3 eleman bunda. 3 eleman bunda olduğu için burada da 9 tane eleman olduğunu görebilirsiniz. 10. örneğimiz A kümesi verilmiş, B kümesi verilmiş. A kartezyen B kümesinin liste yöntemi ve ven şeması ile gösterip bu kümenin grafiğini çizelim arkadaşlar. Liste yöntemiyle gösteriyorum. A kartezyen B eşittir arkadaşlar. Birinciyi A'dan alacağım, ikinciyi B'den alacağım. 2'ye 3, 2'ye 5, sonra 3'e 3, üç. sonra 3'e 5, sonra 3, 4'e 3, 4'e 3 ve 4'e 5 arkadaşlar. Bu Venn şeması şey bu liste yöntemi. Şimdi Venn şemasına geçiyorum. Venn şeması da arkadaşlar A kartezyen B kümesi. E 2'ye 3, 2'ye 5. Sonra işte 3'e 3, 3'e e 5. Şuralarda noktalar var. 4'e 3 ve 4'e 5 arkadaşlar. Renk değiştirelim. Kırmızı. Hemen bir analitik düzlem çiziyorum. İlk elemanlar nereden alınıyor? A'dan ikincisi nereden alınıyor? B'den arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi 2'ye 3. 2'ye 3. Şurası. Sonra 2'ye 5. Burası. Sonra 3'e 3. Burası. 3'e 5. Sonra 4'e 3. 4'ü 5 arkadaşlar şöyle yaparsınız. Nokta başka noktalar hani aynı analitik düzlemde başka kartezyen kümelerinde gösterdiyseniz eğer karışmasın diye şöyle arkadaşlar yapıp burası da A kartezyen B kümesidir şeklinde söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Şunları da yazdık daha şık oldu. Evet karmaşıklık yaratmasının diye nokta 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 diye göstermedim. Siz yapabilirsiniz. Dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.